Günaydın, bolca futbola hoş geldiniz. Takımların transfer ve kamp gündemlerini konuşmaya devam ediyoruz. Emre Bol Antalya'dan döndü ve stüdyomuzda ve bu haftaki konuğumuzda Milliyet Gazetesi Beşiktaş muhabiri Serdar Sarı'da. Günaydın, hoş geldiniz. İyi haftalar diliyorum. Günaydın, herkese iyi haftalar. İyi yayınlar olsun. Serdar. İkimiz de ayağımızın tozuyla geldik. Evet, kamptaydık. Ayağımızın tozuyla Antalya'dan geldiniz. Bizi biraz kıskandırdınız. Tabii izleyicilerimiz o kısımları bilmiyor. Bazı paylaşımlar yapıldı. Ama anlatacak da çok fazla şeyiniz var aslında. İsterseniz önce Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe kampıyla başlayalım. Şimdi Emre Bol nasıl bir kamp geçirdi? Fenerbahçe ne bekliyordu gitmeden önce ve beklediklerinin ne kadarını gerçekleştirerek döndü İstanbul'a? Şimdi şöyle başlamak lazım esasında. Ligi 17. sırada tamamlamış, sezonun ilk yarısını 17. sırada tamamlamış Fenerbahçe'nin elbette transferlere ihtiyacı vardı. Ama bence yani takıma baktığım zaman transferden çok daha fazlasına ihtiyacı olan bir Fenerbahçe vardı. Neydi transferden fazlası? Bir kere kendilerine güvenlerini kaybetmiş, tarumar olmuş, sahada isteklerini yapamayan bir Fenerbahçe var. Takım olma duygusunu kaybetmiş aynı zamanda. Kesinlikle öyle. Şimdi şey öyle bir şey ki, kendine güvenini kaybetmek öyle bir şey ki, yapacağını yapamazsın saha içerisinde. Atacağı pası atamazsın, vuracağın şutu vuramazsın. Böyle tamamen güvenleri kaybolmuş bir Fenerbahçe takımıyla karşı karşıyaydık. Ersun Hoca'nın gelişi elbette mutlaka etkili olacaktır. Yani Fenerbahçe üzerinde pozitif bir etkisi olacaktır ama ben Fenerbahçe'nin esas sorunun teknik direktör olduğunu açıkçası inanmıyorum. Şimdi bundan sonra Fenerbahçe bir ivme yakalayabilir. İşte şeyle başlıyor, Bursa maçıyla başlıyor. Pazartesi günü, bu önümüzdeki pazartesi günü Bursa karşılaşması var. İşte Bursa yenir, arkasından yeni Malatya maçı var içeride. Böyle bir ivmeyle başlayabilir Fenerbahçe sezona. Fakat baktığın zaman şimdi Ali Bey'in söylediği bir şey var, Sayın Ali Koç'un. Dedi ki, biz dedi finansal fair play falan diyorlar bize ama biz gözümüzü karartacağız dedi transferde. Evet, abi, gerekirse Avrupa'ya gitmemeyi göze alacağız dedi. Ama gözünüzü karartmanız bu mu yani? Biz tek sadık transferiyle mi oluyor bu göz karartma işi? Ya oturdular, konuştular, dediler ki ya gözümüzü en azından şimdi karartmayalım. Belki Ocak ayında falan mı karartalım? Yani evet, Mayıs'ta evet. Falan mı? Yaz transfer dönemine ertelendiği gibi geliyor. Yani öyle ki onu herhalde geliyor. Yarın anlayacağız. Çünkü Ali Koç yarın camiaya sesleniş programına konuk olacak. Gündemdeki konuları açıklayacak. Ben burada tabii başkan da mutlaka vardır ama biz halkın içerisinde yaşayan insanlarız. İşte Serdar da öyle. Taraftara dokunuruz, taraftarla konuşuruz. Şimdi Antalya'da kime dokunsak abi bina işittik. Fenerbahçe taraftar memnun değil takım durumundan. Fenerbahçe taraftarı takımın transfer politikasından memnun değil. Herkes abi ne oldu, sağlıktan mı kaldık, ne olacak Fener'in hali, biz buradan nasıl çıkacağız yukarıya? Şimdi hep ben söylüyorum, Fenerbahçe takımı küme düşecek kadar kötü bir takım değil. Bunu bir kere bir kenara koymak lazım. Ama böyle şampiyonu kovalayacak falan da iyi, kadar da iyi bir takım değil. Fenerbahçe hedefi nedir? Hedefi şampiyon olmaktır Fenerbahçe'nin her sezon. Çıkar başlar lig, Fenerbahçe şampiyonun en büyük adaylarından bir tanesidir. Sen şampiyonla oynayamayacak bir takım kuruyorsan Fenerbahçe küçültüyorsun demektir yani. Fenerbahçe Avrupa Kupalarına mı katılmayı hedeflemeli? Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı mı almayı hedeflemeli sadece? Yani tipik bir baktığın zaman Anadolu takımı hedefleri bunlar. Anadolu takımı der ki kardeşim ben Avrupa Kupalarına katılayım, orası bana yeter. İlk 10 içerisinde, 6 içerisinde bitireyim, bana yeter falan diye düşünür ama Fenerbahçe'nin bunun için bundan çok daha fazlası lazım. 5 yıldır bu takım şampiyon olamıyor kardeşim. Tamam işte finansal fair play şu bu, işte batırmışlar etmişler falan diye hep sürekli konuşuyorlar ama Aziz Başkan'ın geçmiş yönetimin aldığı 2 tane oyuncuyu satarak transfer bütçesi saptın. 11 tane o transfer yapabildin. Joseph, Giuliano, Fernandao. Yani bu 3 futbolcuyu kim aldı abi? Hep sallıyoruz eski yönetimi ama bu 3 futbolcu eski yönetimin oyuncusu. Şimdi şu takımın içerisinde bir tane adam sat bakayım, gör kim satabiliriz. Peki şu açıdan bakabilir miyiz? Affedilen oyuncular oldu. Onlara yeni transfer gözüyle bakılamaz mı acaba? Çok güzel bir şey sordun. Bir kere şunu söylemem lazım. Yönetimin yaptığı en büyük yanlışlıklardan bir tanesi de bu oyuncuları kadro dışı bırakmaktı esasında. Şimdi işte gerekçeleri vardı, şöyleydi, böyleydi falan, bin tane şey söyleyenler çıkabilir abi. Fakat takımın durumu ortada. Senin elle tutulur 3-4 tane oyuncun var zaten takımın içerisinde. Bu elle tutulur oyunculardan bir tanesi Dirar, bir tanesi de Volkan Demirel, bir tanesi ister beğen ister beğenme Atıf. Bu adamlar elle tutulur adamlar. Bu adamlar zaten düşük olan kadro kalitesini yukarıya çıkartabilir adamlar. Al işte Azize Akman maçında gördük şeyi, Dirar'ın nasıl oynadığını. 90 dakika boyunca Dirar'ı hiç çıkartmadı. Çünkü beğendi hoca da yani.
Hocanın beğendiği isimlerden bir tanesi. Bu arada Atıf'ın da gidebileceği konuşuluyor birkaç gün. Ya Atıf'la ilgili şimdi şöyle bir durum var. Rize ile ilgili bir bir istek var, Rize Spor'un bir isteği var. Fakat 6 ay kalmış sözleşmesinin bitmesine bu adam. Şimdi bu adam diyor ki 6 ay sonra ben zaten serbest kalacağım. İstediğim yere giderim. Tamam, onu mutlu etmesi lazım. Yani gideceği kulübün de onu mutlu etmesi lazım şu anda. Dolayısıyla ben Atıf transferinin böyle kolay kolay gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Açıkça söylemek gerekirse yine 6 ay boyunca Fener'de kalma ihtimali çok yüksek. Bence de kalsın. Yani Fener Yubaçı'yı yukarıya çıkartacak oyunculardan bir tanesi. Bak ister beğen ister beğenme. Şimdi Fenerbahçe taraftarı burun kıvırıyor. Atıf kim? Atıf kim ama işte. Bak, sondan ikincisin ama. Sondan ikincisin. Atıf'ı, Dirar'ı, Volkan'ı çıkarttın. Sondan ikincisin yani. Bunları artı koy bir de takviye yapamamışsın bu süreçte. Yapamadılar. Şimdi transfer dedikoduları var tabii. Biz de Serdar da ben de sürekli işte telefon trafiğindeyiz 10 gündür neredeyse. Herkesle konuşuyoruz. Serdar'la da konuştum. Serdar Aziz'le. Menajeriyle de sevgili Haluk Canatar'la da konuştum. Şimdi Fenerbahçe gelmeyi istiyor oyuncu. 2 milyon 2 milyon 300 bin euro gibi civarı bir alacağı var Galatasaray'dan. Galatasaray bunun üzerine bir de bonservis parası talep ediyor. Tolgay keza öyle. Şimdi kardeşim bu adamları kadro dışı bırakmış kulüpleri. Beşiktaş Tolga'yı, Galatasaray'da Serdar Aziz'i. Evet. Bu adamları kadro dışı bırakmışsın. Bu adamlardan hala gelir elde etmeye çalışıyorsun. Sen bu adamların parasını ödeyemiyorsun kardeşim ya. Al işte Tolgay konusunu anlatsın. Şimdi Tolga'yla daha çok mesai yapan, menajeriyle oturan, kalkan, oturan, yani yöneticilerle, Beşiktaş yöneticilerle konuşan adam Serdar Sarı'da. Anlat Serdar, evet, yani Tolga bu Tolgay konusunda ne oluyor bu Tolgay durumu? Şimdi tabii Tolgay'ın yaşadığı sorunlar, maddi, manevi birçok sorun var ama burada Tolgay oynamadığı zaman mutsuz oluyor. Gayet normal bu. Oynamayan oyuncu mutsuz oyuncu. Mutsuz olmayan oyuncu zaten yok. Ama şimdi şöyle bir şey var, özür dilerim. Şimdi Şenol Güneş'in yaptığı basın toplantısında buna değindiğini hatırlıyoruz ama şu açıdan bakmıştı aslında. Sadece mutsuz oluyor değil, takım arkadaşlarını da geliyor, evet, işte mutsuz ediyor ve huzursuzluk zaten çıkartıyor. Şimdi. Takım içerisinde mesela eğer mutsuz bir oyuncu varsa eşittir, takım içerisinde problem demektir. Oynamayan oyuncu mutsuzdur. Mutsuz oyuncu da diğer futbolcuları etkiler. O nedenle hoca hep dar kadro ister. Herkesin oynayabileceği çok geniş kadro, işte 5 kişi kenarda kalsın falan, hoca bunu istemez. Şimdi yönetici der ki ya o kulvardayız, bu kulvardayız, şu kulvardayız, geniş olsun. Hocalar da der ki çok geniş olunca bazıları oynayamayacak, mutsuz olacaklar ve bu mutsuzlukları en yakın kankasını diyebileceğimiz şekilde yansıyacak. Oradan oraya sirayet edecek. Dolayısıyla Tolgay'da böyle bir sorun yaşanıyordu. Yani Tolgay'ın mutsuzluğu, yani Tolgay suçlu bir oyuncu değil. Mutsuz bir oyuncu. Tolgay bunu kabul etmiyor. Oynamamayı kabul etmiyor. Bu bir. İkincisi, bu maalesef bazı gurbetçi oyuncular da var. Oradan gelen futbolcular buradaki futbol kültürünü biraz tepeden bakıyorlar. Haklılar. Geldikleri yer Bundesliga falan yani. Haklılar. Ama hocalara bakamazsın. Çünkü buradaki hocaların teknik direktörlük yaptığı takımlardaki futbolcular hiçbir zaman maaşlarını ayın birinde almamıştır. Hep 3 ay geri der. Tolga Ersan, Şenol Güneş'e de mi böyle bakıyordu? Hayır, öyle bir sıkıntıları var aralarda. Çünkü sağ açık oyunu oynamam. Sol açık oyunu oynamam. Ben böyle yetiştim. Ama iyi futbolcu her yerde oynar. O mottoyla bakıyor hoca. Şimdi Almanya'da böyle bir şey yok. Almanya'da hangi hocanın takımı maaşını 3 ay geç alıyor? Tabii Alman disiplini çok farklı. Bu futbolcuya biraz kıyaslama yaparken bu şartları göz önünde bulunduruz. Gelsin oradan bir tane Alman hoca. Burada çalıştırsın bakalım Kayseri Sporu veya Alanya Sporu. 2 ay maaş alamıyor takımı. Hadi hükmedebilsin bakalım. Kolay değil. Biraz bu futbolcular bunlara da dikkat etmek zorunda. Tabii ki oynamak güzel bir şeydir ama burası da yani kadro geniş. Bence bu kadro planlaması yanlış yapıldı zaten. O da diyor ki ben diyor oynayabileceğim takıma gitmek istiyorum diyor. Neresi Galatasaray, neresi Fenerbahçe. Almanya, Avrupa falan olmaz. Çünkü Tolga'nın burada aldığı maaşı artık Avrupa'da hiçbir kulüp ona vermez. Vermez. Yani verir. Şöyle verir. Ondan daha azını verir. Giderse iyi takımları gider. İtalya Ligi'nde bir iki takım çıktı. Ama yüksek maaş. Ne kadar alıyor? Ya 2'ye yakın. Hani çok böyle 1.800-1.700 yani ortalaması diyelim. Yılda. Peki bir şey söyleyeceğim. Ne kadar geriden alıyor maaşını? Şeye gitti mi? Futbol Federasyonu'na gitti mi Tolga? Onun avukatı gitti. Dolayısıyla. Tabii. Ha. Bir de o var yani. Esas sıkıntı o. Ama sen onu herkes yapıyor. Mesela Kuvarışma da yaptı. Kampa götürdüler. Pepe yaptı. Son anda. Pepe de yaptı. Evet.
Yani onlar artık yerli futbolcuları yabancılar yavaş yavaş yapıyor. Wagner Love da yaptı. Ya Serdar şimdi bak. Transferi yaparken böbürlene böbürlene transfer yapıyorsun. Biz şunu aldık, bunu aldık. İşte burada imzalar kalplere atılır. Kağıda değil falan. Abi kağıda atılır da kalplere atılır da bu adamların parasını ödeyemeyeceksin. Şimdi, sen bu adamları niye transfer ediyorsun kardeşim? Zaten her şeyden önce bir profesyonellik var. Yani kimse artık böyle arma için, forma için ya falan. Pepe açıklama zaten yaptı şeyde. Şenol Hoca bir şeyler söylüyordu dedi. Hiçbir şey anlamıyordum dedi. En son giderken başkan şöyle bir şey söyledi bana dedi. Burada imzalar kağıtlara değil kalplere atılır diyor. Onu da anlamadım demiş adam. Ya ne demek ya adam. Pepe'yi anlatamazsın. Bilmez ki kardeşim adam bu işleri. Ama Emre onun için şey söylüyorlar. Yani o sosyal medyada bir geyik de söylendiği iddia ediyor. Yani Pepe böyle bir yere konuşmadı falan da iddiasında var. Ama kalp konusunda katılıyorum. Çünkü ben de aynı şeyi söylüyorum her zaman. Eğer böyle bir sorun yaşıyorsan imza töreninde o sloganı oradan kaldır. Cidden söylüyorum kaldır. Yani çünkü endüstriyel futbolda kalp diye bir şey kalmadı. Orada artık böyle bir şey kalmadı. Canlıya atılır yazıyor. Orada bak onu Necip imzalarken arkasına koy Necip'i. Mesela. Serdar Sarıdağ imzalarken koy. Koy mesela. Aslında bu da çok ama Pepe şey imzalarken mi? Kalbe atılıyor. Bakıyorum kalbe yıllık 5 milyon euro. Ya bu da çifte standart şimdi böyle bir şey de olmaz. Dolayısıyla yani taraftarın da artık futbolcu da çok altın kalpli öyle demiyor. Hayır taraftar da bak taraftar da üzülüyor sonra işte böyle gelen adam nasıl böyle gider diye. Ha burada şu var bakın. Videolar yapıyorsun. Şey neydi slogan? Come to Beşiktaş. Come to Beşiktaş, come to Beşiktaş. Şimdi go to Beşiktaş oldu herkes abi yani. İşte bu iş saha içiyle ilgili. Hep söylüyoruz. Bakın saha içinde sonuçlar alınırken bu Fenerbahçe'de de öyle, Galatasaray'da da öyle. Her şey çok güzel gider. Saha içi sonuçları sorunların önündeki perdedir. Saha içi sonuçlar kötü gitti mi perde açılır. Tablo ortaya çıkar. Bütün kulüplerde bu böyle. Peki şimdi Tolga Aslan'dan devam edelim. Fenerbahçe en çok gündeme gelen takım. Galatasaray da var ama iki kulüp arasında görüşmeler yapılıyor mu şu an? Ne aşamada Tolga'yda? Şimdi ben Beşiktaş tarafını söyleyeyim. Beşiktaş evet. Para istiyor. Zaten oyuncu çok daraltmaya çalışıyor kadroyu. Yani kalpleri atılan imzayı var ya. O 80 milyon euroya geldi o imza. Onu düşürmeye çalışıyorlar 50-60'a. Pepe bu yüzden gitti. Negredo da bu yüzden gitti. Şimdi Tolga'yda da Şener'i istemez. Ha ister. Yükseldikçe rakam. Nakit para yükseldikçe. Tolga'da tabii ki hem oyuncudan kurtuluyorsun. Sorunlu bir oyuncudan. Hem ona ödeyeceğin paradan kurtuluyorsun. Ki o bölgede sayısal çoğunluğu da var. Hem de para alıyorsun. Ve Beşiktaş uğra istediği hedefe geldi. Dolayısıyla Beşiktaş tarafında Tolga durumu budur. Fenerbahçe'de de Şener ve kaç milyon euro? Şimdi bu Şener konusu çok konuşulan konulardan bir tanesi. Fenerbahçe Şener'i niye gönderiyor? Ya ben anlamış değilim ya. Şener profesyonel bir çocuk. Vur kafasını al ekmeğini ağzından. Oyna diyorsun oynamıyor. Oynuyor. Yedek aslında diyorsun, oynadığı yedek maçlarda kalıyor. Da iyi oynuyor Şener. Performans filan da iyi yani. Sakın Şener'i filan göndermesin. Öyle bir saçmalık yapmasınlar yani. Bir sürü saçmalık yaptılar zaten şimdiye kadar. Bir de Şener'i göndererek bir saçmalık yapmasınlar yani. Ama öbür türlü Tolgay, nasıl alacaklar Tolga'yı? Tolgay Fenerbahçe'ye katkı yapar mı? Bence yapar. Fakat orada bir Mehmet Ekici diye bir adam var ki aynı bölgede oynayabilen. Biraz gaza bassa Tolga'ya ihtiyaç yok. Olmaz. Mehmet Ekici'nin biraz gaza basmasıyla Tolga'ya ihtiyaç kalmaz. Ama onun gaza basması mı şimdi o kadar çok sakatlık problemi yaşıyor ki. Aynen ne olacağını da bilmiyorsun evet. Açıkçası. İşte Trabzon'da oynamadığı süre var ya maç eksikliği. Hep onlar tetikledi. Biraz daha kendimi zorlayayım, kadroya gireyim, kendini göstermek istiyor. Ben şunu söylüyorum. Eğer Trabzon'da oynayıp gelseydi Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici o sakatlıkları da fazla yaşamazdı. Ben kendini zorlamasına bağlıyorum. Fenerbahçe'nin ikinci Oğuz Çetin olurdu. Çabuk gireyim, çabuk bak, oynayayım. Sakatlar daha tahmini tam geçmeden olurdu. Gaza basmalar. Anladın mı? Yani o kendini gösterme çabası. Esasında olumlu şeyler bunlar bir futbolcu için. Başka futbol işte Eren'i görüyorsun. Sağım ağrıyor, sorum ağrıyor, yanlarım ağrıyor falan diye. Bakın oynamıyor abi adamlar yani. Evet. Esasında sakatlanmamak için. Profesyonel futbolcuda mantalite bu. Normal şartta da olması gereken bu. Fakat İşte 6 ay orada yatmışsın, Fenerbahçe taraftarının büyük bir teveccühü var sana karşı, çok büyük bir isimsin. Mehmet Ekici büyük bir isim yani. Geldin bir türlü kendini ispatlayamadın. O ispatlayamamanın verdiği eziklikle sürekli şey yaptı. Henüz hazır olmadan oynamaya çalıştı. Şimdi Tolga Aslan, esas konumuz o. Mehmet Ekici sonra konuşacağız kamp değerlendirmesi yaparken. Tolga Aslan Fenerbahçe'ye faydalı olur. Fakat Fenerbahçe kulübünün istenen bonservis bedelini, yani Beşiktaş'ın istediği bonservis bedelini vermesi mümkün gözükmüyor. Yani Tolga'nın muhtemelen orada bir 2-2,5 milyon galiba bir alacağı var. Alacakları var. Bir alacakları var. O alacaklarını öder ancak o şekilde
Tolgay transferini gerçekleştirebilir. Yani üzerine bir bonservis verme gibi bir durum zaten söz konusu değil. Neden bunu söylüyorum? Ya bu transferde... Ya ortada Fenerbahçe'nin maddi durumu olsun. Transferin son günlerini bekliyor iki kulüpte. Şimdi dur diyorlar. Sonları doğduğunda zaten oynatmıyorlar falan. Bir yandan ama Beşiktaş tamam da bu oyuncular yandan, nasıl takıma adapte olacak? Bir yandan Beşiktaş ne diyor? Bak şimdi. Ben diyor vermeyebilirim, kadroya alabilirim, affedebilirim diyor. Ya bunlar hep pazarlık masasının diyalogları. İşte pazarlık ama işte o satranç. Oyuncudan nasıl verim alacaksın bak bundan şimdi sonra? Çok güzel bir şey söyledin Nezgi. Niye bunu söylüyorum biliyor musun? Şimdi Fenerbahçe Beşiktaş öyle ya da böyle alışveriş yapsalar bile rakipler. Evet. Şimdi Beşiktaş diyor ki tamam diyor ben bunu eninde sonunda belki vereceğim. Fenerbahçe'nin istediği şartlarda da vereceğim. Son gün vereyim abi diyor. Son günü transferin son günü vereyim yani. Öyle. Takımdan çalışamamış olsun. Takıma uyum sağlayamamış olsun. Takımın hocasının kafasındakileri bilmemiş olsun. Demin neyden bahsettik? O zaman o süreyi bir şekilde Beşiktaş'ın Mehmet Ekici'den bahsetmedik mi? Mehmet Ekici niye bu halde? İki kulübün yönetimlerin birbirleriyle olan çatışmasından evet. dolayı bu halde. O efendim işte Ali Aziz Bey Eto engelledi diyorlar. Efendim Beşiktaş misilleme yaptı Mehmet Ekici olayı falan. Ama burada sorunu yaşayan kim? Mehmet Ekici. Olan ona oldu. İşte bizim futbol kültürümüz ne seviyede onu görüyoruz. İki kulübün, iki yöneticinin birbirleriyle olan husumiyeti, kininden, nefretinden dolayı gencecik bir çocuk bugün oynayamıyor. Belki Fenerbahçe'nin ikinci Oğuz Çetin olacak. Ya şimdi şöyle bir burada şey, Beşiktaş Serdar, haklı, Fenerbahçe haklı olayı futbol değil. Futbol sadece sahada oynanmıyor. Seviyemiz ne halde işte? Hayır. Futbol sadece sahada oynanan bir şey değil. Yani rakibinin elinden oyuncuyu alırsın, rakibini zayıflatırsın. Ama oyuncuyu oynattırmama ya yönelik onu yapılan her türlü hamle onu Beşiktaş yönetimi şimdi Bayern Münih'te Dortmund arasında böyle bir şey yaşanır mı? Aslında bu rakipten öncelik... ziyade de oyuncunun kendisine ve kariyerine zarar vermiyor mu ya aslında? Beşiktaş, yani oyunculara zarar veriyoruz. Ya Beşiktaş yani. Ve Trabzonspor'un ortaklaşa bir projesi bu. Hı hı. Mehmet Ekici konusu. Yani Serdar da konuya hakim. Ben de çok net konuya hakimim. Hepimiz hakimiz yani konuya. Yani Mehmet Ekici bugün bu haldeyse Trabzon ve Beşiktaş yüzünden bu halde. İşte onu diyorum. Hani Trabzon'un gitti parası gitti. Olmuyor. Oyuncu Trabzon'un olmuyor. Bedava Altay adama para verdin. Ya da Beşiktaş'ta ortaklaşa verdin. O kısmında tabii bilmiyoruz yani ama sonuçta bir maddi zararları da var onların. Yani, hem futbolcuya zarar verdin hem kesene zarar verdin. Ama hakikaten belki de milli takımdan oldu. Belki de milli takımın böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Var tabii canım olmaz mı? Ya oyuncunun oynamamasına yönelik her türlü haklı veya haksızsın. Her türlü hamleler bana zulümdür. Ayıptır yani. Bana göre zulümdür yani. Bir adamın oynayamaması. Oynayamadığı kendini zorladı. Kadroya girin. Şimdi Burak Yılmaz da aynısını yapsaysa belki o da o tür sakatlıkları yaşayacak. Orada kadro dışı kaldı kaç maç. Halen takım idmanında çıkamadı. Çıkamadı evet. Düz koşu yaptı filan. İşte yani bir çalıştı. Zorlasa kendini bir lif atsa gitti sezon. Şimdi bak. Kadro dışı yani bu çağda şimdi bizim takımlarımızda esas yanlış olanı söyleyeyim ben sana. Esas yanlış olan şey şu. Bir oyuncu transfer ediyorsun. Oyuncu tutmuyor, olmuyor. İşte Ozan Tufan. Olmadı kardeşim. Fenerbahçe'de oynayamayacak adam. Belli oldu yani Fenerbahçe'de oynayamayacak. Başka takımların, özellikle senin rakiplerinin bir isteği var Ozan'la ilgili. İşte Şenol Hoca istedi biliyorsun. Eski öğrencisi Bursa'dan filan. Ver kardeşim ya ver. Niye vermiyorsun? Ama Ozan şu halde acaba Beşiktaş'ta faydalı olur muydu? Başka takımlarda oynayabilir mi? Fenerbahçe'de oynayabilir mi? Şimdi Alanya'da göreceğiz işte ne yapacak, ne edecek. Sergen Hoca istemiş, aramış, soru söylemiş evet. yani. Böyle bir kiralık gönderdiler bakalım. Ki Fenerbahçe'de çok fazla hata yaptı diye de açıklamalar yapmış. Abi Ozan evet. daha 22 yaşında. Ozan'ı böyle sanki 30 yaşında falan gibi insanlar düşünüyor ama daha 22 yaşında bu çocuk. Ama böyle düşünmelerine insanların Ozan'ın kendisi sebep ya, olmadı elbette mı? Elbette sağladı canım ona bir şey söylemiyoruz. Yani o yaptığı saçmalıkları zaten muhtemelen kendisi de kabul ediyordur. Zaten etmiyorsa bir adım yol alamaz. Ediyor. Zaten bugün bir açıklaması vardı. Fenerbahçe'deyken çok hatalar yaptım. Kendime de çok fazla zararım dokundu. Takımıma da çok fazla zararım dokundu diye. Sağda en azından farkında. Diyormuş, biliyorsun peki Sadık tek transfer gibi görünüyor şu anda Fenerbahçe. Nasıl bir görüntü veriyor? Acaba aradığı isim miydi Fenerbahçe'nin? Sadık... Biraz da böyle önümüzdeki sezonun transferi gibi gözüküyor. Çünkü şimdi bu sene Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yok arkadaş. Tabii. Ama Neustadter ve Skelter'in önümüzdeki sözleşmeleri bitiyor. Önümüzdeki yılın... Onlarla devam etmeyecekler galiba. Onlarla büyük ihtimal devam etmeyecekler. Önümüzdeki yılın transferi gibi. Yani şu anda ya insanların gözünün içine baka baka bu kadar
golcüye falan ihtiyacın varken stoper almak biraz saçmalık yani baktığın zaman. Hı hı. Ama o Sadık önümüzdeki yılın transferi. Şimdi bak Sadık'la ben geçen sene bir röportaj yaptım. O zaman hem böyle yakından tanıma fırsatı da buldum. Yine Malatya'da oynuyordu. Çok düzgün bir çocuk bir kere. Yani karakter olarak pırıl pırıl bir çocuk. Ben Fenerbahçe'ye çok faydalı olacağını, önümüzdeki yıllarda sadece oyunuyla değil karakteriyle de faydalı olacağını, yani ortaya ruhunu koyan oyunculardan bir tanesi. Stoper olarak biraz kısa, yani 90'ın falan olması lazım, 89, 90, 90'ın üzerinde olması lazım stoper oyuncunun. Ama hızlı. Yani o eksikliğini, boy eksikliğini hızıyla falan kapatıyor. Azerbaycan maçında baktım, oyuncu bunu çalımladı, gitti yetişti oyuncuya, aldı topu. Yani çalım yedikten sonra bile ikinci hamleyi yapabilecek standartta bir oyuncu. İnşallah Fenerbahçe'ye faydalı olur. Dediğim gibi bak böyle karakterli adamlar alın takımlara. Yani araştırın, aile babası düzgün adam, anladın mı? Bu şey, bu adamların... Çok da istemişti aslında Fenerbahçe'ye gitmeyi. Adamların, hani gönülden de oynayacak bir oyuncu. Aynen. Bizi Fenerbahçe gönülden oynayacak oyuncu lazım kardeşim zaten. Fenerbahçe bak çil yavrusu gibi dağılmış durumda. Şimdi gönülden oynayacak oyuncu demişken Azze Akmar maçına da biraz girelim istersen. Kalede Harun'u da izledik, Volkan'ı da izledik. Şimdi acaba ikinci yarıda hangisini göreceğiz? Volkan'ı seyredeceksin, kimi seyredeceksin kardeşim? Yani bak... yapılan yanlışlığa bak ya. Baba Volkan gibi adam varken kadro dışı bırakıyorsun. Ya Emre şöyle bir şey söyledim. Geçen sezon televizyonda Fenerliler benimle dalga geçti. İnanılacak gibi dedi. Dedim ki Türkiye'nin en iyi yerli kalecisi bana göre Volkan. Fenerbahçe'de Volkan. Milli takıma alınmamışsın zaten nedenlerini biliyoruz. Volkan öyle ve böyle her anlamda hem teknik anlamda hem de mental anlamda Türkiye'nin en iyi yerli kalecisidir. Bir, takımı toparlar. Soyunma odası hakimiyeti vardır. Tribünleri yönlendirebilme hakimiyeti vardır. Deplasman maçlarında kaos çıkartıp maça onlarla motive olabilme. Maça doğrudan etki edebilen bir bazen kaleci. Bazen dozajı kaçırıyor. Evet ben de tasvip etmiyorum. Hani fail play dışına çıkan hareketleri oluyor ama maç içerisinde bunu tabii o adrenalin seviyesini bilmediğimiz için kaptırabiliyor kendini bazen. Ama genelde Volkan bir yardımcı antrenördür. Onu kadro dışı bırakmak sağ kolunu kesmek gibi bir şeydir bir insanın. Kendi sağ kolunu kesmesi gibi bir şeydir. Öyle bir takımda Volkan gibi bir karakteri kadro dışı bırakmak. Kadro dışı, bakın Beşiktaş'ta Tolgay, kadro dışı değil mi? Kaç senedir Beşiktaş'ta kadro dışı yok. Ve Şenol Güneş'in zamanında ve Quaresma'yla neler neler oldu soyunma odasında anlatmayayım şimdi size. Evet. Bir Talişka Caner kavgası var, kim kadro dışı kaldı? Burada Volkan işte saygısızlık etti, olmaz. Çekeceksin kenara, konuşacaksın. Bak olmaz böyle bir şöyle ama... Zararı Fenerbahçe görüyorsa o kadro dışı değildir. Zararı Fenerbahçe görüyorsa. Bu arada kaleci bir parantez açabilir miyim? Şimdi burada sadece 31 yaşında Onur Kıvran da futbolu bıraktığını açıklaması da belki biraz konuşulmalı. Yani üzücü bir durum. Şimdi Volkan'dan sonra yine en tecrübeli yerli kalecilerden birinden bahsediyoruz. Ve iyi bir kaleciden bahsediyoruz. Benim duyduğum Göztepe'nin memleketi biliyorsun İzmir zaten. Evet. Göztepe'nin bir şeyi olduğu, bir transfer teklifinde bulunduğunu duydum. Göztepe diyor ama bu herhalde Karşıyaka çocuğu aynı zamanda. Ha, ama Göztepe, Karşıyaka nerede abi? Kaçıncı ligde? Ama işte Karşıyaka Göztepe rekabeti de var ya. Şeyde, yani İzmir'de üst düzey top oynamak istiyorsan Göztepe'de oynayacaksın. Başka takım yok yani şu anda. Duydum öyle bir hani transfer olabilir mi diye. Şimdi biraz gaza gelmiş, duygusal. Bir şeyde Fener-Trabzon maçında biliyorsun, geçen seneydi galiba. Fenerbahçe kazandı maçı. Eldivenlerini falan bıraktı sağ kenarına. Ya bak şimdi güzel kardeşim. Cukkaları alırken, paraları alırken güzel güzel imzaları atıyorsunuz. Güzel güzel alıyorsunuz paralarını. Bankamatiğe gidip paranızı çekiyorsunuz güzel güzel. Allah daha çok versin. Yiyin için. Aksırınca. Ya doğru söylüyorsun. Ya. Şu düzende taraftarı. Ben işte bu kadar paraları alan insanları taraftarın duygularıyla oynamasına karşıyım. Veya taraftarın duygularına girmesine de çok karşı. Ya ben Trabzonspor'u onur olarak... Endüstriyel futbolun içerisindeyiz. Ya bunu kabul ederim artık. Evet bu kadar duygusal yaklaşmamak gerekiyor. Almayın o zaman bedava oyna. O zaman bedava oyna. De ki ben Trabzonspor'la sözleşmem bitiyor ama ben Trabzonspor'da Trabzonspor'u onur olarak alınmak istiyorum. Başka takımda da oynamayacağım. Oynamayacağım bedava oynamaya hazırım diye bakın ne olacak. Anladın mı? Onun için gelme gaza kardeşim 31 yaşındasın da kalecinin en güzel zamanı. Kaleciler 38'e kadar oynar. Kalecinin en güzel zaman kaleci şarap gibidir. Kaleci biraz yaşlısı ki makbul. Ki artık yaşlar da... Stoper ve kaleci. Evet artık. Yaşlısı makbul, tecrübelisi makbul yani. Onun için belki de hayatın, kariyerinin en güzel dönemini yaşayacağın zaman da futbolu bırakma kararı tamamen duygusallıktan ibaret bir şey. Kimseye oynama, tribüne de oynama. Yapma bunu. Trabzonspor tarafta zaten seni seviyor.
Ya Trabzon'a gittim. Abi ben ama niye kadro dışı onu anlayamadım hala. İkisi kadro dışı bırakıldılar. Mesela Burak'la ilgili çok büyük tepki varken Onur'la ilgili bütün Trabzonlar olumlu konuşuyorlar. Çünkü Burak'ın bir maç çıkışı tribünleri el kol hareketi. Evet, onun bir hareket olduğu için. Gelecekte mutlaka Trabzonspor'la Onur'un yolu kesişir. Kaleci antrenör olarak kesişir. Evet. Yardımcı antrenör olarak kesişir ama ya futbolu bırakmasın. Bak, sana bir şey söyleyeyim. Futbolda öyle bir kesişmeler var ki. Şimdi çok basit bir örnek vereyim. Burak Yılmaz tepkisi var değil mi Beşiktaş'ta? Şimdi Burak Yılmaz'ın o maçını hatırlıyoruz, Galatasaray maçı. Esku'da işte penaltı değil falan tartışmalar. Kıyamet kopuyor. Soyunma odasına gidiyor takımlar. Koridorlar yıkılıyor. Galatasaray soyunma odasının kapısını bir tane futbolcu açıyor Beşiktaş'ta. Bilmem ne diyor Burak diye bağırıyor. Sert ifadeler. Sinirli falan. O futbolcuna da Olcay Şahan. O zaman Beşiktaş'ta oynuyor. Peki Olcay Şahan sonra nereye gitti? Trabzonspor'a. Burak nerede? Trabzonspor'da. Defalarca birbirlerine sarılmadılar mı gol sevinçlerinde? Beraber üzülmediler mi? Beraber ağlamadılar mı? Bordo mavili renkler altında. Demek ki futbol öyle bir dünya ki. Öyle. Sen öyle bir yerde kesişirsin ki geçmişi unutmak zorunda kalırsın. Fakat bir şey Fenerbahçe geçmiş Fenerbahçe taraftarı Burak'la ilgili geçmişi asla unutmazdı. Onu sana söyleyeyim. Tek Beşiktaş yani, taraftarı değil mi? Bak, kimse unutamıyor. Evet. Tek Trabzon taraftarı. Bütün taraftarlar şu an. Galatasaray'la bir sıkıntısı var mıydı Burak? Birisi Twitter'da şey yazmış ya. Eskude Burak pozisyonunda sanki temas varmış gibi geliyor Beşiktaş taraftarı. Evet. Tekrar seyrettim. Bir izledim sanki biraz temas varmış şimdi gibi. Şimdi ben bir şey söyleyeyim mi size? Hoş geldin kral yazdım. Bu kadar böyle kıyamet kopuyor. Aynen. İki senedir Burak Yılmaz Beşiktaş Eskude. İki senedir Burak Yılmaz Beşiktaş Eskude değil mi? Ya Eskü'de bir tweet at ya. Bir Instagram paylaşımı yap ya konuyla ilgili. Bu kadar bu yani. Değil mi? Bu belki kadar de her şeyi bitirecek. Çünkü bak futbolcuyken bile Beşiktaş'ta sürekli yemek fotoğrafları paylaşırdı. Çünkü gurme özelliği var. Ben o zamanlar diyorum ya bunu gönderin. Bu adamın aklında futbol yok. Şimdi burada kıyamet kopuyor. Bir tweet at ya. Şimdi burada biz Melo hakkında konuşalım. Emre Melo'ya sallasın. İki gün sonra tweet atar Melo. İki güne kalmaz. İki saat sonra Instagram'dan artık, paylaşım bakın, yapar Melo. Dünya dijital bir köy haline geldi yani. Evet. Herkesin birbirinden haberi var. Ne konuştuğumuzun haberi var. Dün biz televizyonda program yaptık. Arap Ligi ile ilgili konuştuk. Arap internet sitelerinde bizim Aykut'u fotoğrafları vardı Aykut İnce'nin. Düşünün o kadar global bir hale geldi bu dünya. Evet, evet, eskiden bir tane tepki yok. Evet penaltı değildi. Hakkımı helal etmiyorum. Bir şey de ya da de ki penaltıydı ya çocuğa yüklenmeyin artık. Ama Eskude'de tepki yok. Bizim Turgay abi de biliyorsun. O yüzden penaltı değil bence. Eskude müdahale etmemiştir. Tepkisiz kalmıştır orada da. Turgay abi de biliyorsun böyle atarlı giderli konuşmayı sever sevgili Turgay Demir. Evet. Ben dedi Burak Beşiktaş'tan kapısından içeri adım atamaz. İşte ben gelirse Beşiktaş'ı bırakırım. Peki geçen gün tweet attı. Şu anda Galatasaraylı bu şey Turgay abi. Ama bunu diyen kaç bin taraftar var. Tabii şimdi belki onu da bir araştırmak abi, lazım. Abi bu taraftar söylerdi. Sen gazetecisin yani, bu hayırdır ya. Futbol dünyası işte böyle değişiyor. Ama Turgay Demir'i Beşiktaş'tan ayırmak artık çok mümkün değil gibi. Onu böyle şey İskoç eti alacağım ona. Yani o eti yiyeceğim ona. Turgay Demir'i zaten devam, o iddialarınız var ya. Devam şöyle zilli milli alacağım ama böyle eti. Başka bir iddiayı ama gerçekleşir. Öyle bir tweetin vardı senin. Bir daydı. O dönemdir hatırlıyorum. Peki onları. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Yavaş yavaş Beşiktaş'a da geçeceğim. Aslında aralarda konuşuyoruz ama şimdi şampiyon olan takımların bundan önce hep takım ruhunu yakalamış takımlar olduğunu biliyoruz. Biz özellikle Beşiktaş üst üste 2 sene şampiyon olurken işte arkadaşlıktan, takım ruhundan falan çok fazla bahsediyorduk. Fenerbahçe'de de en büyük eksiğin bu olduğunu belki de söyleyebiliriz ilk yarıda. Peki bu kamp döneminde Ersun Yanal'la birlikte o arkadaşlık duygusu, o takımdaşlık duygusu biraz yakalandı mı? Nasıl yakalandı, bir değişiklik oldu? Yakalandı. Bir kere idari menajer Sayın Volkan Ballı. Çok tecrübeli bir menajer. Çok doğru bir karar bu arada. Kesinlikle öyle. Yani buradan da çok bağırdım çağırdım ben. Televizyondan da gazeteye de yazdım. Yani oraya bir tane çocuk almışlar. Çocuk top nedir bilmiyor yani. Toptan bir haber bir adam. Takım nedir? Ya Fenerbahçe durum öyle kötü ki. Yöneticiler var abi. Futbolcularla fotoğraf falan çektiren yönetici var abi ya. Olmaz. Yani bak. Bak arkadaşlar yapmayın, etmeyin bu işleri ya. Biraz fazla mı şirket mantığıyla yönetilmeye başladı Ali Koç'tan sonra ya acaba? Ya bak şimdi, Sayın Muharrem Usta'nın çok güzel bir lafı var. Hastane sahip biliyorsunuz, zincir bir hastane sahip. Evet. Yanında binlerce kişi çalışıyor, binlerce kişi ekmek yiyor. Trabzonspor şeyi çalışan sayısı 250. 250 kişi 250, çalışıyor. Doğru. Trabzonspor kulübünde çalışan sayı 250. Adam şöyle düşünmüş gereken, ya ben binlerce kişiye yönetebiliyorum. Trabzonspor'u da yönetirim. Yönetemedi baba. Olmuyor işte. Yönetemedi abi.
Üretemezsin. Bambaşka bir şey. Yani bu futbol dünyası bambaşka. Şirket mantığıyla uzaktan yakına alakası yok. Bir parantez açayım. Tamer Kral'ı biliyorsunuz. Tabii. Abisi de Fenerbahçe'yi. Tabii çok iyi dostum. Tamer Bey'le Beşiktaş Kongresi yönetime geldi. Kalktı dedi ki çok enteresan. Ya dedi ben de şu futbol dünyasının içine girene kadar yani yönetim anlamında 500 bin euronun bir küsurat olduğunu bilmiyordum dedi. Evet. Küsuratmış burada dedi 500 bin. Benim şirketi de 50 bin euronun hesabı yapılıyor dedi. Ki kral öyle. Olduğunu biliyorsun yani. Öyle. Nasıl bir dünya burası dedi. Ben dedim ki Tamer Bey biz de ayda 4000-5000 TL maaş alan bizler ufak tefek pürüz diye yazarız 500 bin euro. Ben hayatım 500 bin euro bir arada görmedim Tamer Bey ama biz bile ufak tefek pürüz diye yazarız bunu. Yani, dediğin doğru. Arada 1 milyon euro bir pürüz kaldı. 1000 kişi yönetebilirsin dışarıda ama bir kulüpte 250 kişi yönetemezsin işte. O kadar zordur bu dünya. Çok zor. Şimdi bakıyorum işte biraz daha futboldan anlayan adamları işin içerisine sokmaya başladılar. İşte Volkan Ballı bunlardan bir tanesi. Selahattin Baki. Şimdi bu ismi fazla kimse bilmiyor Fenerbahçe Kulübü'nde ama Selahattin Baki Sheffield United'da yöneticilik evet. yaptı. Premier Lig'de. Bir alt ligde Premier Lig'in bir alt ligde. Championship'te. Önemli bir adam. Futbolu bilen bir adam. Futbolcu psikolojisini bilen bir adam. O mantaliteyi bilen bir adam yani. O da mesela şu anda Samandan'ın içerisinde gizli görevleri olan yöneticilerden bir tanesi. Volkan geldi. Volkan Demirel. Az önce onları konuştuk yani. Evet, liderliğinden bahsettik. Ersin Hoca'yla yemek yiyoruz kampta. Dedim ki, çünkü yaşanmış şeyler olduğu için. Ben dedim gazeteci olarak sorayım da ondan sonra ne olur ne olmaz. Dedim Volkan'ın kaptanlığının alınması gündemde mi yani? Çünkü kadro dışı bırakırsın. Gelir. Ya adam kabul etmez kaptanlığı. Ya sen dersin ki kaptanımız artık sen değilsin filan dersin. Kadro dışı bırakıldıktan sonra böyle hadiseler yaşanır çünkü. Ersin Hoca dedi ki ya dedi kardeşim Volkan'dan dedi kim kaptanlığı alabilir dedi yani. Doğru. Volkan doğal kaptan dedi. Onun ağırlığı işte kolundaki pazubantla alakası yok onun ağırlığının dedi. Zaten takıma girer girmez kaptan özelliklerini gösterecek. Kaptan mutlaka yani kimse atar gider yapamaz Volkan'a. Evet. Kimse onu yapamaz. Onun da çalışmaları. Mehmet Topal'ın, Volkan Demirel'in, Volkan Ballı'nın, Selahattin Baki'nin, Ersun Hoca'nın, ekibinin o dostluk, arkadaşlık, kolej havasını birazcık yakaladıklarını söylemek lazım. Ama Serdar demin çok güzel bir şey söyledi. O kolej havası iki maçtır. İki maçtır. Yani sen yakalarsın. Arkasından galibiyeti yapıştırdın mı o güzel gider. Ama iki tane mağlubiyet tarumar eder. İstatistik vereyim. İstediğin kadar Süper arkadaş Lig'de, ol o saatten sonra. Süper Lig'de ilk yarıyı 17. sırada bitiren sadece bir tek takım küme düşmekten kurtulmuş. Sivasspor. Öyle bir de bir istatistik var. Bir de şöyle bir istatistik var. Fenerbahçe'nin küme düşme hattında olduğu sene Trabzonspor şampiyon olmuştu. Evet bu da biraz belki bu sene o sene Trabzonspor için. Camiaları ve taraftarları biraz daha ilgilendiren bir konu. Trabzon'dan bak Kuşkaya'yı da gönderdi. Ortaya iki transfer yapması lazım. Bir Olcay Şahan'ın da gitmesi bekleniyor bu hafta Trabzonspor'da. Orada da enteresan hamleler oluyor. Ya peki, maliyetleri küçültüyorlar. Tamam eyvallah. Maliyetleri büyüten de sizdiniz, küçülten de sizdiniz. Onları kabul ediyoruz ama ya yarışan takımı bundan sonra zaten hayatta da büyütemezler. Abi neyi? Zaten hep söylüyorum. Altyapıya yatırım yapan şeyi ayırıyorum. Altınordu'yu, Başakşehir, Göztepe falan. Üç büyükler, dört büyükler diye. Trabzon zaten altyapısı iyiydi. Hani altyapıya yatırım yapan bu üç İstanbul takımı ilk kim hamleyi yaparsa alır götürür. Abi bu alır sene, götürür. Bu sene Başakşehir görüntü itibariyle söylüyorum. Açık ara yapar gider. Ya şampiyonluk yarışını bir şey diyemem. Açık ara yapar gider. Hiç kimseye yetişemez. Doğru transfer ama Başakşehir'de şimdi de şöyle bir sıkıntı gördük. Şimdi hep 1-0 kazandı. Genelde böyle bir gol attıktan sonra Luchescu'nun beklemeye olsun. Geçti. Luchescu'nun %20'ine benziyor. Golü attı mı atamıyorsun Başakşehir. Öyle bir takım yani. Fena bir takım yani. En iyi stoper orada. Epiriano. Bak, kadro olarak çok Robinho iyi. Robinho aldı abi. Robinho ve ihtiyaç duyulan bir bölge aldı. Sol ön. Şimdi bak Emre'ye gittim Emre Belezoğlu'na. Emre Belezoğlu'na konuşuyoruz. Dedim nedir hani bu sene 5 senelik kulüp sonuç itibariyle. Abi dedi, biz buraya geldiğimizde buraya emekli olmadı geldiğimizi söylediler ama dedi bak takımı nereye getirdik? Bir noktaya getirdik. Kimler emekli oldu kimler oldu daha duruyor. Yani. Dedi ki biz dedi, ilk yarı 35 puan toplamışız. Bak güzel bir mantık. Anlatalım da insanların evet, kafasına evet. oluşsun. 35 puan toplamışız dedi. İkinci yarıda da 35 puan toplarsak 70'i buluyoruz şampiyon oluyoruz zaten. Yani baraj zaten 70. 69-70 civarı falan olacak. Şimdi ikinci yarının sert geçeceğini düşünelim çok.
Hani böyle Bama'da, Güme'de herkes birbirini yenecek falan diye düşünelim. 35'i alamayalım diyor. Ama benden sonraki takımın 70'in olması için 41 alması lazım diyor. Benden daha zor yani. Mantığı doğru. Şimdi çok doğru bir mantık. Başakşehir 35 alır mı alamaz mı falan diye konuşmayacaksın esasında. Alttaki takım 41 alabilir mi? Sen alabileceksin mi? 41 alamaz yani. Çok ki zor. Alttaki takım Trabzonspor, onun altında Malatyaspor var. Yani Galatasaray'a, Beşiktaş'a gelene kadar Galatasaray 5. sırada, Beşiktaş 7. sırada. Malatya'ya gittim abi Erol'a, hocaya. Oturuyoruz, çay kahve muhabbet. Antrenmandan çıkmışlardı. Hemen biliyorsun artık o GPS, MPS herkes kullanıyor ya. Antrenman istatistikleri geldi. Dedim versene bir bakayım şunlara. Bir baktım abi, gözlerim fırladı yerinden. 8.8 kilometre koşu mesafesi antrenmanda. Dedim baba sen ne yapıyorsun bunları, öldürecek misin bu adamları ya? Ki 4 hafta önce bir haber yapmıştık Galatasaray ile ilgili. Yanlış hatırlamıyorsam 4 kilometrelerdeydi koşu mesafeleri. Yani aradaki farkı bak, antrenman ve maç farkı bu. Bak antrenmanlarda normal söyleyelim de insanlar öğrensin. Evet. 4-5 kilometre antrenman, normal haftalık antrenman, günlük antrenman yapıyorsun yani. Hafta, önümüzdeki hafta maç var. Bu hafta içerisinde 4-5 kilometre falan koşarsın. Tamam ama 8.8 kilometre neredeyse her gün böyle dedi. Maç ritminde antrenman yapıyorlar. Yani sen transfer yapıyorsun, sen çalışıyorsun, sen içeride sevgi ortamı yaratıyorsun filan ama millet de armut toplamıyor abi. Bak sağda, herkes bir şeyler yapıyor. Sağda verdiler, para kazandılar. Yetiştirdik, kazandılar. Sessiz sedasız Çaykur Rizespor'dan Robin Yalçın'ı bedava aldılar. Bakın Robin Yalçın'ı bedava aldılar ve Erol Hoca'nın da çok istediği bir isimdi. Erol Hoca nereden geliyor? Almanya, Alman futbol kültüründen. Robin Yalçın nereden? Almanya'dan. Laz asıllı Alman bak, biliyorsun. Bak Stuttgart. Robin Yalçın'ın takım arkadaşı Emre Can'dır. Bakın Emre Can'larla birlikte geldi o Robin Yalçın. Erol Hoca onu bir duyuyor. Orada mutsuz. Okan Hoca istemiyor. Sözleşme peşi hemen bu tarafa alıyor. Sessiz sedasız bak. Biz şimdi Beşiktaş ne yapar? Fenerbahçe ne yapar? Galatasaray ne yapar derken bu Başakşehir'i var. Oyuncunun yerini abi, nasıl dolduracak diye düşünüyoruz. Başakşehir'den sonra hangi takım geliyor? Trabzon geliyor, Malatya. Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray. Biz de diyoruz ki Beşiktaş Galatasaray ne yapar? Sen dur bunları geçebilecek misin? Mustafa Hoca ne dedi sana? Çok güzel. Gene kehanetli bulundu. Evet. Beşiktaş'tayken bulundu, sezon tuttu. Sezon başından beri aslında bulunuyor. Tuttu. Şimdi aynısını söylüyor gene. Ben de o haftalarda 5 puan fark varsa rakibimle aramda. Bunu Şenol Hoca'ya sordu. Hoca dedi ki rakibi kimmiş be dedi. Ya yani Beşiktaş olur, Başakşehir olur. Önümde kim varsa diyor. Önümde kim varsa lider olarak. Şampiyon olur diyor. Şimdi hocam dedim Mustafa Hoca'ya. Sen Cagne, Edok, Trezeguet. 3 tane adama dünyanın her yerinden şey var. Trezeguet'e 11 milyon euro verdiler dedi. Vermedik dedi. Vermeyeceğiz dedi. Oyuncu satmayacağım dedi. Transfer belki bir iki tane transfer yapabiliriz dedi. Fakat ben diyor Emre diyor yani hedefi olmayan takımda benim ne işim var diyor. Mustafa Hoca'nın şöyle bir özelliği var. Bak şimdi bazı hocalar burnundan kıl aldırmaz, her takıma gitmezler. Şenol Hoca'yı ayrı tutuyorum. Aynen öyle. Şenol Hoca'yı ayrı tutuyorum. Bursa'ya gider, Trabzon'a gider. Mustafa Hoca alt lige gitti ya, Rize'yi şampiyon yaptı. Adam yani diyor Emre, ki... Emre büyük takım çalıştırmak da büyük hoca olmaz. Evet. Seni tebrik ediyorum. Büyük takım çalıştırmak da büyük hoca olmaz. Alt lige gitti, Azerbaycan gitti mi? İran gitti, İran'a gitti. Yani farklı coğrafyaları, farklı takımları, farklı liglere iniyor. Evet. Rize çıkardı yukarıya. Ne dedi hoca? Şöyle bir duası var. Allah bana başka bir takımda şampiyonluk göstermeyi nasip etsin. 3 tane takımı şampiyon yaptı bu arada. Bakın onu kovalıyor. Bak 3 tane takımı şampiyon, 5'te 3 büyüğü şampiyon yapmış bir hocadan bahsediyoruz yani. Ki Kasımpaşa'da şimdi olmayacak, ciddi adaylardan biri. Olmayacak gibi değil. Yani Kasımpaşa'nın ön tarafı, ön bölge, üçüncü bölgesi yani, hepsinden daha iyi. Şu puan cetveli var ya, orada yani kimse hayal kurmasın. Bu iş çok zor. Çok penaltı kaçırdık. Galatasaray, Beşiktaş çok zor hakikaten bu işler. Evet. Şimdi mesela Galatasaray. Yani Galatasaray devreye girerken bir tane gönder, iki tane al. Kabul. Bu bir nokta atışı, rotuştur, güncellemedir kendini. Gidenlere bak, gitmekte olanlara bak, gelmekte olanlara bak. İnanılmaz bir radikal değişim oluyor takım içerisinde. O dengeyi sağlam tutturabilecek mi lig bitene kadar? Başakşehir öyle mi? Son 4 senenin aynı takımı. Peki Beşiktaş tutturabilecek mi? Şimdi Babel gitti. Ya Beşiktaş, Babel zaten bu sezon yoktu ki. Var mıydı? 3 maçta yok, 4 maçta yoktu ya, öyle deme. Babel'in boşluğu yok. Babel'in gitmesi Beşiktaş'ın hayrına.
Çok net söylüyorum. Sadece teknik olarak bakmayın. Ama Babel'in yerini doldurabilecek mi Beşiktaş? Babel'in yerini bir tek Babel doldurabilir şu devre arasında. Zaten hoca istemiyor. Yönetim Marco, bonservisi Juventus'ta Fiorentina'da kiralık oynayan Marco onunla görüşüyor. Ama hoca bir yandan da şunu söylemiş. Önceliğim sağ bek. Ben onu içeriden çözerim. Caner'im sol açık diyor. Adriano'nun sol açık diyor. Lens oynar. Lens iyi. Quaresma var. Güven 11 oyuncu sol forvet. Mustafa Pek demek 11 oyuncu sol forvet. Böyle bir sıkıntı yok. Laiş bile sol kanat oynayabiliyor. Sağ da oynayabiliyor. Ama sağ bek bir tane. Başka sağ bekin yok. Şimdi öyle bir durum var Beşiktaş'ın içerisinde de. Babel'deki sıkıntı şuydu bana göre. Şimdi Kasımpaşa maçı 4-1 yenildi. Takım kötü oynadı. O maçtan 2 gün önce sen sabah 6'ya kadar İstanbul gecelerinde doğum günü partisi yapıyorsun. 3-4 mekanda. Galatasaray'ı donku dalmışsın yanına. Tamam vatandaşın. Kutlayabilirsin de. Sabaha karşı eve geliyorsun. Güneş doğarken. Uyuyorsun. Akşamleyinde kampa giriyorsun. Ertesi gün de maça çıkıyorsun. Ne oldu Beşiktaş Kasımpaşa maçında? Tel tel döküldü hepsi. Şimdi onun bu takımdaki varlığından en çok zararı gören adam Lerin. Lerin İstanbul'a gelirken kampın yıldızıydı. Lig başladı fena değil. Sonra düşüşe geçti. Çünkü Lerin Babel abisiyle, Lens abisiyle çok gezdi. Abileriyle çok gezdi. Son 2,5 aydır... Lens abileri de mi son geziyor? Son 2,5 aydır bunun farkına varan Lerin takılmıyor onlarla. Gene kampta çok iyiydi. Hoca bile şaşırdı. Satış listesindeydi net. Satış listesindeydi. Hoca şaşırdı kampta performansına. Çünkü onlardan ayrı kaldığı zaman yapabiliyor Lerin. Şimdi Babel de gidiyor. Lerin için güzel bir haber bu. Lens için de güzel bir haber. Çünkü Babel'in hem paramı alamıyorum bankamatik sakatlığı var. Hem de böyle bir yaşam tarzı oluştu bir anda yani evli olmasına rağmen. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Çok net biliyorum. Yalanlanmadı haberde. Sen de geziyorsun galiba Serdar. Ben gezenlerden alıyorum. Peki şimdi saçlarımız ağırdı artık gezecek halimiz kalmadı. Ya aslında sadece sağ bek mi? Şimdi aslında biraz orta sahası da alarm vermiyor mu Beşiktaş'a? Şimdi çok kalabalık tamam, var orta sahada ya. Kalabalık orta sahasında... var ama herkes tartışıyor. Şimdi Oğuzhan'ın performansı çok kötü. Tolgay kadro dışı. Atiba yaşlı diyoruz. Bir tek Laiç var şu anda. Sayısal olarak görünen yeterli futbolcu var. Bak sayısal olarak yeterli futbolcu var. Oğuzhan oynarsa Laiç de oynar. Oğuzhan oynarsa Laiç oynarsa Burak da oynar. Ama oynarsa diyor oynarsa işte ilk işte yarıda oynamadılar ama bu. Ama oynayamıyor işte. Orada bir sürekli bir Tolgay Oğuzhan değişimi oldu. Oğuzhan biraz itekleyecek kendini. Peki kamp artık dönemini nasıl geçirdi bu oyuncular? İyi. Bir de Oğuzhan'da da yani tamam tribünler bir kere tepki gösterdi kabul. 2-3'ü gösterme artık senin takım zarar görüyor. Oynayamaz o. Öyle ıslıkları nasıl oynayamaz. Ama Oğuzhan'da da müthiş bir iletişim hatası vardı. O sevinç. Evet o sevinç ben anlıyorum. Dönüm noktası ne oldu. Ne biliyor musun? O sevinç aslında basına, yapılan yorumlara, sizi dinlemiyorum. Ama taraftar öyle anlamadı. Basın sana ne dedi ki? Bu basın sana sahip çıkmadı mı 2 sene, 3 sene? Yürü be Oğuzhan be, yürü be Oğuzhan be. Milli takımın onun Messi nasıl yaptınız be Oğuzhan. Messi yaptılar Oğuzhan'ı biliyorsun. Hepsi sahip çıktı sana. Şimdi basın kötü mü? Babel video yapıyor. Doğum günü videosu. Yorumlar. Bütün senem böyle geçti. Son bir senem. Herkes televizyonda beni eleştirdi. Serdar Sarıdağ'ın da iki yorumu vardı. Bir tane Savaşçoğlu'dan var. İki yorum. Bana diyorlar ki abi Babel sana sallamış. Bana olur. Ben de çıktım versiyonu dedim ki o yorumlar ne yorumlarıydı biliyor musunuz? Sosyal medyada bir Beşiktaş'ın taraftarının annesine ettiği hakaret üzerinden yapılan yorumlar. Sağ içi yorumlar değil. Ben kimim ki Babel'in sağ içi performansını eleştiriyorum? Topçunun kralı. O sosyal medyada yazdıklarıyla ilgiliydi. Belirseydi keşke onun videosunda. Gene doğum günü kutlaması. Ama zaten nice o doğum günü kutlaması net bir şekilde gideceğinin de mesajı değil miydi? Ya ne mesajı veriyor ki? Yani bir gizem. Böyle Leman, biz 90'lı yıllarda mizah dergilerinde bir adam vardı. Böyle iskele, fırtınalı hava, denizli kenarı bir partüsü. Uzakta durur. Şöyle durur, gizemli adam. Babel öyle. Böyle bir gizem. Öyle bir fotoğraflar. Böyle ironik bir gülümseme falan. Zaten sevinçlerine de baksanıza. Evet. Yani her şey bir kurgu. Demek istedim bu. Yani oradaki eleştiri bir Beşiktaş taraftarının annesine ettiği hakaret yüzünden. Öyle bir durumda eleştiri yapılmaz mı Emre? Yapılır tabii canım.
Şimdi bak, Serdar'dan aldığımız, Serdar Beşiktaş'ı çok yakından takip ediyor. Yani onlarla yatıp onlarla kalkıyor. Gece bazen takılıyormuş anladığım kadarıyla onlarla. Şimdi Beşiktaş'ın işi zor. Hakikaten zor. Yani ben Serdar'ın anlattıkları doğrultusunda yorum yapıyorum. Beşiktaş'ın işi zor. Ha, Beşiktaş'ın en büyük şansı stoperini, forvetini kampa getirdi. Bunu yapabilen büyük takım yok şu anda. Aynen, evet, öyle. En erken transferleri Beşiktaş yaptı. Tık tık aldı, ikisini de getirdiler yani. Kritik noktalar. En kritik iki tane nokta. Ne kadar Burak'tan şu an faydalanmaya başlayamasa da. Faydalansın, Burak atar. Atar. Burak 8-10 tane gol atar yine ilk yarıda, görürsün bak. Yani Burak Beşiktaş'a faydalı da olur. Serdar Adırlı'yla o gün konuştuk, en az 10 gol atar dedi. Atar atar. Atar abi, Burak her takımda atar. Burak hangi takıma, Rize'ye koy, Rize'de de atar. Peki nasıl yani karşılanacak sizce ilk maçında Burak Yılmaz? Pek hoş, şimdi taraftarlar yani. Çok öfkeli. Ama onları göze alıyor. Yönetim de göze aldı. Burak da göze aldı. Şimdi Burak Yılmaz Beşiktaş tarihinin en riskli transferidir. Teknik ben karakter olarak da çok tanımıyorum bu arada. Siz tanıyor musunuz? Mesela Oğuzhan gibi bunlardan etkilenebilecek bir oyuncu değil, mu? Değil. Teknik olarak hiçbir sıkıntı yaşamaz Beşiktaş. Bak, onunla kimse itiraz etmez. Türkiye'nin en iyi golcülerinden biri. Yerli. Efendime söyleyeyim. Tepkiler mi? O tepkileri Burak Yılmaz zaten Tigana döneminde çok gördü. Kendini yer atma olayı vardı ya. Bir gün aradım ya, dedim bak taraftar böyle bir tepki gösteriyor. Abi dedi, ben dedi normalde dedi çok güçlü bir oyuncuyum dedi. Doğru. Ayakta kalmasını bilirim. Ben bile düşüyorsam düşün bana nasıl foul yapıyorlar abi. Yalan söylüyor. O zamanlar gençti, tamam mı? Ama şimdi düşmüyor. O zamanlar taraftar tepki gösteriyordu. Onu bile kaldırabildi Burak. Yani bunu da kaldırır. Abi emek hırsızlığı yapmayacaksın. Bak karşına çıkıyor. İnsanlar bunu görüyor. Bak Neymar'da da var mesela aynı şey. Neymar'da dünya tartışıyor. Çok kendini çabuk yere atıyor falan diye. Böyle artistik. Abi bunu altyapıda falan mı öğretiyorlar forvetlere acaba? Şöyle düşeceksin. Böyle düşeceksin. Hakemi aldatmaya yönelik. Abi bunları futbolcuların kafasına... Hakem aldatmayı... Düşmüyor. Şimdi hakem aldatmayı çıkartacaksın abi kafanda. Yani biz aklıma bir şey geldi. Bak Beşiktaş taraftarının Burak Yılmaz'ı bağrına basabilmesi için tek bir şeyin olması lazım. Emre Bor'un sezon boyunca Burak Yılmaz'a sallaması. Beşiktaş taraftarı der ki Emre sallıyorsa biz bu çocuğa sahip çıkıyoruz. Ben bırakmam. Ben hiç peşini bırakmayacağım. Söyleyeyim sana, bu sene hedeflerimin başında gelen isimlerden bir tanesi. Ama bir şey diyeceğim, çünkü artık var var. Şimdi o kadar da kolay kendini yere şöyle yaptı biliyorsun. Fener tribününe böyle yaptı. Şu hareketi yaptı. Dördüncü yıldız hareketi yaptı. Fener tribünlerine. Ben o gün Turgay abi böyle artık yağarken, gürlerken dedim ki Fenerbahçe dedim son maç olsun. Buran attığı golle küme düşmekten kurtulacak olsun. Ben yine de Fenerbahçe gelmesini istemem. Büyük abi konuşma. Fenerbahçe gelir melir yarın. Yok abi, gelemez. Bak Turgay Demir büyük herkes konuştu. Burak büyük Yılmaz konuştu, konusunda geldi. Herkes gelemez çok büyük abi konuşuyor. Gelemez abi. Fenerbahçe'ye gelemez abi. Ben çünkü Ali Bey'in de aynısını Turgay abi de söyledi. Beşiktaş'a gelemez diye. Serdar Sarıdağ, yalnız ben de hatırlıyorum. Şimdi bizim Skorer'de program yapıyoruz. Geçen sezon yine Burak Yılmaz gündemdeydi. Serdar Sarıdağ böyle masayı yumruklayarak giremez bu kulüpten içeri dediğini ben hatırlıyorum. Yok, programı biliyorum. Programı biliyorum. Öyle demedim. Beşiktaş taraftarı Burak Yılmaz'ı Vodafone Park'a sokmaz. Abi, bizim evet. Ezgi'de fil hafızası var. Ya, kusura bakma. Sosyal medyada var ama. Onu ben söylemedim. Ezgi'de fil hafızası var. Hayır, ben de unutmadım. Yeminle unutmadım. Onu ben söylemedim. Onu çünkü ben hatta o gün dedim ki bir gazeteci bir oyuncuya gelsin gelmesin diyemez. O gün de söyledim. Gelsin gelmesin. Ama benim bildiğim tribünler Burak Yılmaz'ı Vodafone Park'a sokmaz. İşte şimdi ne olacak ilk İstanbul'da? Bütün bunları söylerken inşallah Ezgi hakkında değildir bu yayın falan diye düşünüyordur bence. En sonunda patlattı. Yemin ediyorum. Zaten Serdar beni biliyor. Bende hep kayıtlar vardır. Ben asla hani geri adım atacağım şeyleri söylemem. Topu kendimden atarım. Gazetecinin görevi değildir oyuncu gelsin gelmesin demesi. Sen de diyemezsin Fenerbahçe gelmesin diye. Ben derim gelmez. Gazeteci kimliğinde diyemez. Ben derim abi gelmez. Turgay ama ben şunu söyledim. Ben. Beşiktaş taraftarı sokmaz. Ve halen de arkasındayım. Sokmayacaklar. O sıstıklar altında bir tane gol atarsa Erzurum'a, ilk maç Erzurum, bu işi yırtabilir. Akhisar'a gol atıp oraya gelirse yırtabilir. Çünkü benim o zaman söylediğimde yapılan anketlerde %70 taraftar istemiyordu. Şimdi %50-50'ye düştü. Çünkü şampiyonluk kaçtı. Yalnız Çarşı'nın resmi hesabından böyle bir açıklama yapması çok yönlendirici olmadı mı? Yani bir ya hata Çarşı olarak değerlendiriyor musunuz onu? Çarşı açıklama yapar. Sonuçta bir taraftar grubudur. Kitleleri bayağı kalabalık bir taraftar grubudur. Sosyal medyadaki takipçi sayısını biliyoruz. Tabii ki böyle bir açıklama yapmaya da hakkı da vardır.
Çarşı Burak'a karşı mı peki? Yıllardır o tribünlere geliyorlar, gidiyorlar. Ya bu çarşı böyle 10-15 kişi düşünmeyin. Ama çarşının içinde kendini görmeyen Beşiktaş taraftarı da var. Ben bir iş bir oluşumun içinde değilim. Alırım çoluğumu çocuğumu, gelirim maça, çekirdeğimi yerim, seyrederim, bağırmam, çağırmam falan. Öyle kitleler de var. Hocam istiyorsa Burak Yılmaz bu takıma gelir. Geçmişte yapılan hatalar hatadır. Serdar Adalı da o gün bize dedi ki, ben dedi Beşiktaş'a zarar verecek adamla çay bile içmem dedi. Burak Yılmaz'a sabrı gösterin dedi. Beşiktaş için ya Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a zarar vereceğini kimse düşünmüyor herhalde. Zaten hep eski davalar. Çok riskli bir transfer. Ya her şey şampiyonluk, her şey gol atmak değil ki. Çok riskli bir transfer. Senden de ricam. Ama şimdi Burak attı şampiyonluk geldi olursa ne olacak? Senden de ricam, o video YouTube'da var, bir seyret. Aynısı. Var biliyorum, senin Instagram hesabında da var. Yılmaz, çok fena patlattığın var ya şu anda. Hayır, Serdar Sarıdağ bunu kendi Instagram hesabından paylaşmıştı. Ben onu paylaşıyorum zaten. Ha. Burak Yılmaz bu stattan içeri giremez çünkü taraftar onu sokmaz, evet, diyorum. Evet, doğru. Ben gazeteci olarak bir futbolcu gelsin gelmesin bizi ilgilendirmiyor. Her zaman onu söylüyorum. Kayıtlarda da var, izleyicilerimiz izleyebilir. Var, evet, bu şekilde var. Peki, doğru söylüyor Serdar Sarıdağ. Şimdi sokmayacaklar mı? Islıklarlar. Ya bak, yıkılır stat ya. Söylüyorum. Abi şimdi bak. Buradan bütün futbolculara sesleniyoruz. Güzel kardeşlerim. Kalbinizde mutlaka herkesin bir tuttuğu takım var. O başka bir şey. Profesyonel dünyaya geçtikten sonra bu kalbindeki şey çoğunlukla gidiyor oyuncuların. Ben bunu görüyorum yani. Kalbinin pasını silmesini bileceksin. O işler geçiyor yani. Ben Galatasaraylıyım, Fenerliyim, Beşiktaşlıyım falan, o işler bitiyor. Şimdi her transferi yaparken işte damarımı kessen sarı kırmızı akar. O tarafı ben zaten küçükken Fenerliydim. Kalbim zarar falan. Ya ben Beşiktaş'ın hastasıyım, çocukken şöyleydim. Abicim çocukken kaç tane fotoğraf çektin? Yani kaç tane şey yaptın ya çocukken? Takım tuttun. Şimdi şey diyorum. Küçükken çocukları, futbolcular, arkadaşlara sesleniyorum buradan. Çocuklarınızı Fener formasıyla, Galatasaray forması, Beşiktaş forması hepsine çekin. 3 tane çektin. Dursun kenarda. Kenarda dursun abi. Hangi takım tersi olursa, küçükken zaten bu takım ödü falan diye gösterirsin. Ben şimdiden bir şey kurdum, lig kurdum. Her takımdan birer tane. Şaka şaka. Çocuk hangi takımı tutmak istiyorsa tutsun. Ama Burak Yılmaz, bir kez daha söylüyorum, riskli bir transferdir. Bu transfer, bakın geçen gün de söyledim, tekrar söyleyeyim. Böyle transferler bazen yönetim diyebilir. Bak sen kongrede kazanabilirsin. Ama tribünlerde iktidar olamazsan büyük sıkıntı. Yönetim bu riski alıyor. Aldığı için de takdir ediyorum. Şenol Güneş de alıyor. Zaten alıyor, istiyordu. Onu da takdir ediyorum. Zaten hoca kimse bir şey diyemez. Ya teknik olarak Burak transferine kimse itiraz edemez ki. Yok yok, teknik zaten kimsenin bir şey söylüyor. Türkiye'nin en iyi golcüsü bu kadar. Çok hızlı bir golcü. Yani Burak Yılmaz'ı, Şenol Hoca'nın o gün söylediği çok doğru. Burak Yılmaz kariyer planlamasını daha düzgün yapsaydı, daha profesyonel, menajerdi, oydu buydu, onlarla çalışsaydı, Burak Yılmaz Avrupa'nın en üst düzey takımlarında rahatlıkla oynayabilir. Çünkü o süratte forvet oyuncusu çok azdır dünyada. Halter hariç her türlü sporu yapabilir. Öyle bir fizik yapısı var. İnanılmaz hızlı. Peki Galatasaray'a geçeceğim. Son olarak Fabri gelecek mi, onu sorayım. Fabri hoca söyledi. Tabii hoca daha ne yapsın? Karyosu bitirdi hoca. Ya evet. Fabri'nin gidişine üzüldüm. Gelişine sevinirim. Benim başkanım büyük başkan dedi. Sen de karyosun. Kendine neler hissedersin? Peki neler olacak bundan sonra? Vallahi yönetim almamaya çalışıyor. Almamaya. İstemiyor. Çünkü Karius var. Ben onu alırsam Karius'u ne yapacağım? Karius var ama Karius da işte güven vermiyor. Ya kalede. Güven versin vermesin. Türkiye'de bir takım kadrosunda iki yabancı kaleci bulunduruyorsa aşırı lükstür. Ki zaten ikisi de yedek kalmayı sorun edecek kaleciler. Ya düşün, sen Fabri alıyorsun. Birinci kaleci yapıyorsun. Geçen sene Şampiyonlar Ligi finali oynamış Karius'u. Son Real Madrid maçında final oynamış Karius'u. Yedek tutuyorsun. Ne hale düşüyorsun bir anda? Karius kenarda beklemez. Sen Fabri'yi aldığın an Karius'u büyük sıkıntı doğar. Yönetim de bunu göze almak istemiyor. Bu işi sezon sonunda ötelemeye çalışıyor. Ama Fabri'yle bir temas kuruldu. Fabri'yle görüşüldü. Fabri ben varım dedi. Fulham'la sıkıntılar var. Onu çözmeye çalışıyor. Olursa olur. Olmazsa sezon sonunda kalır. Yani yönetim de çok da istekli değil. Ama hoca istiyor. Hoca istiyor, yönetim almamaya çalışıyor. Fabri'de son durum bu. Peki, geçiyorum Galatasaray'a. Şimdi Marcao hamlesi yapıldı. Emre Taşdemir de geldi ama hala forvet yok. Galatasaray nasıl sürekli başlayacak? Esas öncelikli, evet, forvet transferi yapmaları lazım. Alan Carvalho birinci sırada. Abi bu Alan birinci sırada ya? Ama hala bitmedi. Hayır, Alan'da nasıl bir problem var biliyor musun Emre? Şimdi transferi kurcalarken geliyor. Başka takımlardan da tüyolar geliyor.
Ya bu menajerlik dünyası var. Yemin ediyorum ya, şey vardır ya, kovboy filmlerinde altının hucu filmleri ya, vardır ya. Böyle bir şey yok. Dallas, Suelen. Türk futbolunun en büyük sorunu menajerlik sistemi. J.R. Suelen. Şimdi hatırlar mısın sen onları yetişmezsin? Serdar bilir J.R.'ı. Alan almaya çalışıyor ve zor bir transfer ama çok iyi bir oyuncu. Santrafor değil. O Dembaba ile gelirse veya başka bir golcü ile gelirse çok iyi olur. Hakikaten Real Sociedad'da Kovacic, Nihat. Öyle bir ikili olur. Zaten iki oyuncu hedefliyor şu öyle, anda. Öyle onu planlıyor. Yani sistemi o kurgu üzerinde planlıyor Fatih Hoca. Ben Alan'ı falan görüntülerini seyrettim. Uzun uzun maçlarını seyrettim. Yani pis noktalara bırakıyor topu. Kaleciler tek ayak üzerinde kalıyor. Jardel gibi son vuruşları. Ama bir santrafor değil. Şimdi Alan da Galatasaray biraz ilerliyor. Falanca menajer geliyor diyor ki ben hallederim. Tamam diyor, halledemiyor. Öbür menajere dönüyor. Sonra biraz ilerliyor. O onu kötülüyor, o onu kötülüyor. Sosyal medyaya bakın. Sosyal medyada menajer uzantıları var. Bazıları gazeteci, bazıları sosyal medya fenomenleri. Nasıl manipüle ediyorlar biliyor musunuz? Bir bakın. Sosyal medyayı Türk futbolunda ilk keşfedenler menajerler. Yani bir şey söyleyeceğim. Hemen uzantılarını soktular oraya. Alan razı, veren razı diyebilir miyiz? Olacak mı bu transfer? Ne diyorsun? Zor transfer ama yani ben Beşiktaş'ın yerinde olsam olmasın derim. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam olmasın derim. Yani o derece iyi bir oyuncu. Alan ama yanında Dembaba olursa diyorsun. Dembaba, ya mutlaka yanında bir golcü o tip olacak. Yani bir golcü gol olacak. İsim önemli değil. Dembaba da hazır. Bavul elinde. Ha Beşiktaş'ta Dembaba oynamış. Evet bugün haberler vardı. Beşiktaş'ta yönetimden oynamış. Nasıl haber oraya bekliyor gidiyor? Diye. Dembaba Beşiktaş'ta kötü ayrıldı. Kimse bilmez bunu. Neden? Göztepe'den sonra Beşiktaş'a gelecekti Dembaba. Öyle söz verildi. Evet öyle bir gündem vardı. Yazdım ben de onu. Evet. Tweet attım. İşte dedim böyle böyle ya adam Göztepe'ye gidiyor. Sen niye diyorsun hocam diyorlar. Ben de dedim ki tamam uçağa pilot kullanılır ama iniş izini kule verir. İşte o söz tutulmayınca Çin'e gitti biliyorsun. Orada fazla durulmadı üzerinde. Ben dedi Galatasaray'a gelirim. Yani Beşiktaş'ta oynamışım falan. O dertte değil artık. Peki Alan ve İşte Dembaba... İşte kalbe atılan bir imza daha. Evet. Alan ve Dembaba konuşuluyor ama şimdi o da geç kaldı. Şimdi nasıl takıma uyum sağlayacak, ne i̇şte olacak, Galatasaray ne bitecek? Ciddi yani risk evet. Alıyor. Yani şimdi çok menajerler giriyor devreye diyoruz ama yönetim bunları görmüyor mu? Ya bak, da bunun için bir plan hazırlamıyor yaptı. Mu? Eğer Beşiktaş'ın puan farkı 3-4 olsaydı şu iki transfer hamlesinden sonra derdim ki Beşiktaş şampiyon. Niye? Ya Burak Yılmaz'ı aldın, bir de Miren'i aldın. Bedavaya aldın neredeyse. İyi de stoper, hızlı stoper. Kampı yetiştirdin ya. Altaylı kampının ikinci günü. Beleye geldi adamlar diye düşünebiliyor musunuz? Doğru hamle, doğru hocam. Zaman. Ama Galatasaray bunu sıkıntısını kesinlikle yaşar. Fatih Hoca'nın canı sıkkın. Fatih Hoca bunalımda. Fatih Hoca çünkü esas önceliği forvet oyuncusu. Bu arada üçüncü bölge oyunu oynatır. Yani daha çok arka taraf çok önemli değildir Fatih Hoca için. Şimdi bunalımda dedin Red Bull Leipzig ile bir berabere kaldılar ve Fatih Terim maç boyunca çok öfkeliydi. Yani kulübede duramadı, çok sinirlendi. Galatasaray çok fazla top kaybı yaptı. Yani iyi başlamıyor sanki ya sezona. Ezgi şöyle köfte bir lig var. Şu anda var ya hocalar onun için sinirli. Yani şu ligde şampiyon olmak çok kolay. Şu anda biraz gaza bassan, evet. Biraz iyi transfer yapabilsen yürürsün gidersin yani. Onun için şimdi Fatih Hoca yönetime bakıyorsun. Bizim Savaş Çorlu'yla uğraşıyorlar abi. O işte şöyle dedi, ben böyle dedi, bize hakaret şey etti. Hiçbir şey yok kardeşim ya. Yapmayın bu, ayıptır size ya. Yakışıyor mu koskoca Galatasaray yönetimine gazeteciyle uğraşmak, yasaklamak filan? Ya dünya, zaten idmanlar kapalı. Ya dünya çalışan gazeteciler günü. Hayır, iptal etsen ne olur ki? İdmanlar kapalı. Ya baba. Seni en çok eleştirenler Türk medyasında senin maçlarına gelmeyenler zaten. Hiçbiri gelmiyor ki Galatasaray maçlarını. Yani onu kapatsan ne olur? Taraftarın önüne gazeteci at. Taraftarın önüne yöneticileri at. Rakip yöneticileri at. Hakemlere at. Nereye kadar? Ya şimdi Galatasaray idmanı dünya gazeteciler günü o gün. Çalışan gazeteciler günü. Pasta falan kesiyorlar. O sırada savaş yasaklı. Bizim Nevzat Dindar da yasaklı. Evet. Ben o pastayı yemezdim. Bir kişi de çıkıp da ya hocam iki tane gazeteci arkadaşım yasaklanmış durumda. Siz nasıl dünya çalışan gazeteciler günü kutluyorsunuz filan çalışan diye. Adamı idmanı almıyorsunuz. Ayıp ya. Böyle bir şey olur mu? Bir de pasta hayır, kesiyorsunuz. Nevzat'ın yazdığı haberler hepsi ileride doğru çıktı. Ve kendileri doğru itiraf çıktı, etti. Evet. Şimdi bunun ayreti de var. 30 milyon Galatasaraylı diyorsun. 30 milyon Fenerli diyorsun. 30 milyon Beşiktaşlı diyorsun. Kusura bakma ya suç örgütü mü bunlar yani sen... Kimi tehdit ediyorsun insanları? Bu kadar taraftar arkamda. Hepsi de arkamda değil ben biliyorum. Bu arada Savaş'ın yazdıklarına söylediklerinin hepsini altına imzamı atıyorum. Bir şu andaki mevcut Galatasaray yönetimi tarihin en basiretsiz yönetimlerinden bir tanesidir. En beceriksiz yönetimlerinden bir tanesidir. Altına imzamı atıyorum.
Yani şöyle bir ortamda Fatih Hoca gibi büyük bir isim var başında. Takım da fena bir takım değil yani. Diğer takımlara baktığın zaman, Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a baktığın zaman fena da bir takım değil. Yani bir iki tane forvet transferi yapıp uçacak bir takım yani bu. Yapamıyorsunuz. Gücünüz kime yetiyor? Savaş Çorlu'ya, Nevzat Dindar'a yetiyor. Ayıp sizin yaptınız ya. Fatih Hoca da bunlara deliriyordur. Bakma sen, çıkıp konuşmuyor, söylemiyor. Bazen böyle lafalarında falan bir şeyler yönetime çakıyor ama beceremiyorsanız parayı verin Fatih Hoca'ya. Fatih Hoca yapar transferi. Şimdi aslında ben biraz da ona değinmek istiyorum. Şimdi Fatih Terim'le yönetim arasında çok fazla demet savaşı izledik aslında ligin ilk yarısında. Şimdi eğer olur da istenen forvet takviyesi ya da takviyeleri yapılamazsa acaba ikinci yarıda alınacak birkaç kötü sonuçtan sonra biz yönetim ve teknik ekip arasındaki krizin çok ciddi anlamda derinleşeceğini söyleyebilir miyiz? Eğer forvet transferi yapamazlarsa o kulüpte oturma, o koltukta oturma ihtimalleri yok. Ben sana net söyleyeyim. Direkt kongreye gider. Forvet transferi yapılır. Yapılmaz diye bir şey olmaz ama ilk kaosta birbirine girer herkes. Evet işte yani hani bir de çünkü beklenen isimlerin gelmemesi çatır var. Çatırdıyor temel yani o kenetlenme durumu var ya, o kenetlenme çatırdıyor şu an. Başkan tarafı, Abdurrahim Albayrak tarafı, Fatih Hoca tarafı. Ya buralar çatırdıyor şu an. Ve çok kısa bir süre içinde bu hale geldi Galatasaray. Yani geçen sezonun şampiyon takımından ama bahsediyoruz. Emre de benim söylediğim üzerine söylemişti. Bu sahici sonuçları var ya, öyle bir şeydir ki o. İki galibiyet üst üste. Ama tabii bahsettiğiniz forvetin gelmiş olma ihtimalinde herhalde. Alanın yani forvet yokken alanda iki galibiyete bakmayacaktır herhalde. Sıkıntı aşılır ama tabii çok adam gitti. Ya Serdar diyorsun, gidiyor, Rodriguez gidiyor. Ozan'ın durumu var. Ozan'ın durumu belirsiz. Bir de bugün Belhanda ile ilgili haberler vardı. Şimdi evet, el ihtiyatını istediği ne dair. Belhanda evet, var Slaven Bilic istiyor. Sana bir şey söyleyeyim. Slaven Bilic Beşiktaş'tayken transfer komitesi başkanı Erdal Torunoğlu'na iyilendiği iki tane oyuncu vardı. Biri Belhanda, diğeri Sosa. Bilic'in en çok istediği Belhanda'ydı. Alamadılar, Sosa'yı aldılar. Belhanda'yı şimdi 9-10 milyon euroya anlaşılabileceği söyleniyor. El ihtiyat kulübünde ve Belhanda istiyor. Evet. Alır. Sana o şöyle para söyleyeyim. Belhanda ile bizimkiler de ilgilendi. Biz Aykut Hoca da çok istediği evet, oyunculardan bir tanesiydi. Sonra ben sordum niye olmadı transfer diye. Biz onu biraz takip ettik dedi. Çok fazla rövanş faali yapıyor dedi. O yüzden vazgeçtik dedi. Yani, evet, rövanş faali yapıyorsan sıkıntı işte. Kuvayrışma da öyle. O yapıyor. Çok fazla rövanş faali yapıyor dedi. Onun için istemedim dedi. Ben çünkü böyle arıza adam. Arıza adam şimdi Belhanda. Bakma sen. O olaylı Fener Galatasaray maçında ilk kırmızı kart görecek adam oydu. Nasılsa abi pelerin mi giydi, görünmezlik pelerini falan. Kimse görmedi adamı yani. Normalde en başta görmesi gereken adam Belhanda. Ceza alması gereken adam Belhanda. Bir sürü adam ceza aldı. Belhanda ortada yok. Fakat Belhanda önemli bir isim. Onu da söyleyeyim. Galatasaray için Galatasaray onsuz pozisyon bulamıyor. Evet, şimdilik sadece gidiyor oyuncular. Henüz ciddi bir takviye, önemli bir takviye marka dışında yapamadı. Abi Belhanda'nın gidişinden sonra evet. Galatasaray o bölgeyi doldurmak için ne yapacak? Sizce ne yapar? Yani Selçuk'la Melçuk'la oralar olmaz yani söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin Tolga Yarsan'ın isteğine Galatasaray'ın da ortak olacağını tahmin ediyorum. Bak bak pazarlığı nasıl şey yapıyor, kızıştırıyor görüyorsun değil mi? Yok hayatın gerçeği. Çünkü pazarlığı nasıl kızıştırıyor? Fatih Terim de ister Tolga Yarsan'ı. Şimdi bir şey söyleyeyim. Tolga Yarsan'ın önüne Galatasaray Fenerbahçe'yi koy, bence Galatasaray'ı tercih eder. Yok Tolga Fener'e gelmek istiyormuş. Yok, ama Galatasaray yok derdi. Çünkü Tolga aynı zamanda Galatasaray. Ama şunda hemfikiriz herhalde. İkisinde de kendini gösterebilir ve iş yapar şu durumda. Tabii canım. Göster. Ya sen adama nasıl Galatasaraylı diyorsun ya şu anda? Yok biliyorum. Ya nereden adamla bir konuşuyoruz belki yani. Adam Fener'e gelmek istiyor. Ben biliyorum. Ya olabilir, insanlar çocukken başka takımları tutmuş olabilir. Çıksın formalı fotoğraflar çıksın. Fenerbahçeliyim. Ben hep Fener, ben dededen bu sınavda. Çıkar formalı fotoğrafını. Herkes çıkarsın formalı fotoğraflarını. Benim çocukken formam böyle kenarlıkta donla falan olan şeylerim var. O zaman kalsın. Teşekkür ederiz oldu. Peki o zaman bu haftalık programımızı yavaş yavaş kapatalım. Ligler bu hafta başlayacak. Transferleri de artık kesinleştireceğiz ve haftaya çok daha detaylı konuşacağız. Muhtemelen Serdar Sarı daha çok teşekkürler. Teşekkür her zaman Serdar. Bekleriz. Emre Bol sana da çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Bolca futboldan bu haftalık bu kadar. Haftaya pazartesi saat 10'da biz yine buradayız. Sizi de bekliyoruz. Hoşçakalın.